Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Çimenlerin arasında tesadüfen bu çayır mantarlarını gördük. Gerçekten güzel bir görüntüleri vardı. Bu şekilde gördüğünüz gibi 4 tanesi 5 tanesi yan yana bu şekilde dizilmişler. Çok fazla da belli olmuyor, yani dikkatinizi çekmiyordu. Biz fark ettik. Bu şekilde de kayda aldım ben. Gördüğünüz gibi çayır mantarları arkadaşlar bunlar. Çevirerek bu şekilde çıkardık. İç kısımları pembe. Bu mantarlar yenilebiliyor arkadaşlar. Çayır mantarı olarak biliniyor. Bakın bu şekilde çevirerek yine çıkartıyoruz. 4-5 tanesi aynı yerdeydi. Çimenlerin içindeydi. Çok da belli olmuyordu açıkçası ama biz fark ettik. Bakın bu şekilde çıkarıyoruz. İç kısımları pembe söylediğim gibi. Güzel bir görüntüleri var. Bu kısımdan 5-6 tane bulduk bu bölgeden. Daha sonra hemen yan tarafında bir 5-10 metre ileride tekrar bir tane daha bulduk arkadaşlar. O da küçük bir taneydi. Gördüğünüz gibi. Hemen yine yan tarafına geçtiğimizde 5 metre ilerisinde yine vardı arkadaşlar. Otların arasındaydı bu sefer. Bunun iç kısmı Hayır mantar. pembe. Çayır mantarı dediğimiz yenilebilen cinsten bir mantar çeşidi. Gördüğü gibi. Otların da tam arasındaydı. Senin burada Fark diğer ettik senin bir zaman burada iyice baktığımız şerbet var için. cennet burada yeni bak seneler. Bu mantarlar arkadaşlar bu mevsimde oluyor. Mayıs-Haziran Evet yani. civarı çıkıyor genelde. Yağmurlarla beraber güneşi gördüğü zaman doğada kendiliğinden yetişen bir mantar çeşidi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Neredeyse 10-12 tane bulduk diyebilirim. Bu şekilde içleri pembe. Güzel bir görüntüleri var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi neredeyse bir tavalık çıktı diyebilirim. Bakın içleri pembe bu şekilde. Güzel kokuları var. Siz yine de bilmediğiniz mantar çeşidini yemeyin arkadaşlar. Birilerine danışın. Sorun. Tanıdığınız bildiğiniz mantar çeşitlerini yiyin. Kesinlikle bilmediğiniz mantarları yemeyin. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkür ederim arkadaşlar.